İsrail abluka altındaki Gazze şeridini kana bulamaya devam ediyor. 7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e baskınlarıyla başlayan Gazze bombardımanlarında binlerce sivil hayatını kaybetti. İsrail bu kapsamda bölgede sivil yerleşim alanları gözetmeksizin çocuklara dahi gözünü kırpmadan katletti. Bölgeyle ilgili analizleriyle dikkat çeken ABD'li askeri analist Douglas McGregor, Amerikalı eski hukukçu Andrew Napolitano'ya konuk olarak Gazze'deki gelişmeler hakkında yorumlarda bulundu. İsrail'in Gazze'ye kara harekatı düzenlemesi halinde başarısız olacağını belirtti. McGregor şöyle konuştu. Bölgedeki diğer ülkeler dünyanın geri kalanı gibi İsrail'den, Avrupa'da artık bizden bıktı. Demek istediğim bir dünya savaşının eşiğindeyiz. Anlaşılması gereken bu. İsrail Gazze'ye kara harekatı yaparsa ki istenen başarı sağlanamayacaktır. Ama yine de istekli gözüküyorlar. Girerlerse sadece asker kaybetmekle kalmayacaklar, Hamas'ı da tamamen yok edemeyecekler. Türkiye'nin İsrail ile ilişkilerine değinen McGregor, bölgenin geri kalanının savaş için hazırlanacağını ifade ederek şunları söyledi. İran, İsrail'e füze atamayacak çünkü İsrail nükleer füzeyle karşılık vereceğini açıkladı. Fakat Türkiye farklı. Türklerin İsrail ile iyi bir hatırası da yok. Daha birkaç yıl önce Gazze'ye yardıma giden gemileri İsrail tarafından basılıp içerisindeki insanlar öldürüldü. Böyle bir şey Türklerde İsrail için destek ve dostluk tohumları ekmeyecektir. Ve unutmayın, Erdoğan dünyadaki Sünni askeri ittifakın fiili lideridir. Türklerin bölgeye 2 milyon asker yığabileceğini söyleyen McGregor sözlerinin devamında şöyle konuştu. Pakistanlılar da Türklerle çok yakın. Eğer Türkler isterse İsrail'e caydırıcılık için nükleer silah vermeye hazırlar. Ve son olarak Türkler bölgede en büyük hava ve askeri güce sahip ülke. Bir ay bile sürmez Türkler 2 milyon askeri bölgeye sürebilir. Ve Türkler çok acımasız savaşçılar. Bütün bu saydıklarım eğer Gazze'ye girerlerse İsrail için kıyamet olur. Bu saydıklarım kazanılamaz bir savaşı anlatıyor. ABD hava desteği verse bile bu yeterli olmayacaktır. Hepimiz biliyoruz ki karada da havada da onlarla savaşacak kadar askerimiz yok.